Asar-ı Bediye 28 hem de 400 bin kahraman ve muharip bir kuvve-i cesimeye malik iken ihtilafı dahiliden mahvolduğu gibi ihtilaftan tevellüt eden şurişle merhameti pederaneye bedel buğzu zalimaneyi davet ediyor. Dahilde ayrışma ve ihtilafımız sahip olduğumuz güçlerin kaybolmasına ve devletin zayıf düşmesine sebep olur. Mesela o dönemin şartlarını Şartlarına göre Kürtlerden kahramanca savaşacak 400 bin asker imkanı var. Şayet dahilde, dahilde ayrışma ve kargaşa meydana getirilirse hem bu imkan gider hem de devlet babadan görmesi gereken şefkate bedel zalimce bir düşmanlığı çağırır. Hem de medeniyetin ruh hayatı olan Fünun ve Marifi Cedidesi'nden Kürtler nefret etmişler. Ayrıca Kürtler medeni hayatın özü ve ruhu olan fenden ve yeni eğitim anlayışından nefret etmişler. Zahiren ecanipten geldiğinden bu nefretin birinci nedeni fen ve eğitimin ecnebilerden gelmiş olması, bazı mesaili fenniye, bazı hikayat İslamiye ve bazı teşebbühat ile ki avam-ı nas sati olarak akaide ve hakikat telakki etmişler, müsaademat ve münakazatlarından fen ilminin bazı tespitleriyle İslam'ın bazı mecazi ifadeleri çelişince İslam'ı yüzeysel bir şekilde anlayan avam fenden ürkmüştür. Aslında burada kabahat avamın İslam'ın mecazi ifadelerini aynı hakikat telakki etmesidir özünde. Özünde fen ile İslam çelişmez. Çünkü fen dediğimiz şey yaratılış esaslarını ifade ediyor. Haşa Allah kendi yaratmış olduğu fıtri kanunlara aykırı bir kelam konuşmaz ve her kela ve her kemalin madeni bildikleri medarisin usulüne muhalefetten medreseyi tek eğitim kurumu bilip buna muhalif gibi görünen bütün tarz ve usulleri yanlış görmeleri yani eğitime karşı olmalarına bir sebep teşkil ediyor ve bazı ehli mektebe İslamiyeti yalnız zevahir ve taklidi olarak bir akideyi tıflane ile fünunumuza kesbettiği melekeyi feylesofaneye karşı muhakeme ve mukabele etmekle vadi evham ve şükuka düştüklerinden Kürtler marifi cedideden gayet ürküyorlar. Son dönem medrese ve tekkelerde İslam taklidi ve yetersiz bir şekilde talim ettirildiği ve Kur'an ve hadislerin teşbihi ifadeleri zahiri e, üzerine anlaşılıp fen ilimleriyle çelişir gibi göründüğü için mutasip Kürtler fen ilimlerini inancına bir düşman, dine bir muarız olarak görüyor. Ve bu zamanın eğitim ve fen anlayışından ürküyorlar ve onlara yabani kalıyorlar. Halbuki yukarıda da belirtildiği üzere İslam doğru ve hakiki fenle asla çelişip ters düşmez. Terslik ve çelişki bizim mutaassıt ve taklidi olan din anlayışımızdadır. Bunun çare yeganesi aşiret, alaylık, aşiret alaylılık ve askerlik babu ailesi ile mekatip ve maarifi içlerine idhal ve madeni saadetleri olan medarisi münde riseyi ihya ile ulumu diniye ile beraber fünunu lazimeyi medeniyeyi Kürt uleması tedris etmektir. Son olarak Hamidi alaylarını medeniyete açılan kapı aşiret mektebini ilim ve marifet bahçelerine açılmış küçük bir pencereye benzeten Bediüzzaman Hazretleri mealen şunu söylüyor. Kürt çocukları mektebin sağladığı hakikat ışığı ile medeniyet bahçesini seyretmekte, ilim ve marifet bahçesinin lezzetli meyvelerini tutmaktaydılar. Bu okulun kapatılmasıyla onlar tekrar umutsuzluk karanlıklarına düştüler. Sadık büyük bir unsur olan Kürtlerin sadakatleri sarsıldı. Okul penceresi kapatıldığında böyle olursa Hamidiye alayları kapısını kapattığınızda olacakları siz düşünün. Bediüzzaman Hazretleri İslam aleminin özellikle Kürt unsurunun üç düşman vasalından ihtilaf, cehalet ve zaruretten bahsedip izale edilmesi yolunda çareler sunuyor. Hem de 400 bin kahraman ve muharip bir kuvve cesimeye malik iken ihtilafı dahiliden mahvolduğu gibi ihtilaftan tevellüt eden şuriçle merhameti pederaneye bedel bu zalimaneyi davet ediyor hem de medeniyetin ruh hayatı olan finun ve marifi cedidesinden Kürtler nefret etmişler. Bunun çare yeganesi aşiret, alaylılık ve askerlik babı alisi ile mekatif ve marif içlerine idhal ve ma'deni saadetleri olan medarisi münderiseyi ihya ile ulu mudiliye ile beraber fünunu lazimeyi medeniyeyi Kürt uleması tedris etmektir.